Milli Savunma Bakanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, tahıl sevkiyatı için kurulan koordinasyon merkezini ziyaret etti. İncelemeler ve denetlemelerde bulundu. Akar, 1 Ağustos'tan bu yana Ukrayna'dan 656 bin ton tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sunulduğunu kaydetti ayrıca. Guterres de tahıl sevkiyatında Türkiye'nin çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul'a geldi. İlk durağı Zeytinburnu'ydu. Guterres, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gidecek gemide incelemelerde bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ikinci durağı Müşterek Koordinasyon Merkezi'ydi. Guterres'i Milli Savunma Bakanı Akar karşıladı. Akar ve Guterres tahıl koridorunu birlikte denetledi. Bakan Akar ve Guterres koordinasyon merkezindeki incelemelerin ardından kameralar karşısına geçti. Gündemde tahıl sevkiyatı vardı. Akar, sevkiyatın başladığı 1 Ağustos'tan bu yana Ukrayna üzerinden 656 bin ton tahıl sevkiyatı yapıldığını açıkladı. 1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi tahıl sevkiyatı için sele çıkarken bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir ve bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz. Akar'ın ardından söz Guterres'teydi. Türkiye'nin tahıl sevkiyatı konusundaki öncü rolü için teşekkür etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gıda sevkiyatının yanında gübre temininin önemini vurguladı. 2022'de gübre olmadan 2023'te yeterli gıda olmayabilir değerlendirmesini yaptı. Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla gıda ve gübre sevk edilmesinin piyasalara olumlu yansıyacağının da altını çizdi.